Erzincan-Halispaşa Caddesi üzerinde taraflar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre SM, KS ile SA arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. SA yanında bulunan silahı çıkararak kavga ettiği KS'ye doğru ateşledi. KS'nin kolundan yaralanması üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Darp ve silah ile yaralanan 3 kişi 112 acil sağlık ekipleri ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Tıp Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahla yaralanan SA'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğu bulunuyor. Zorunlu olmasına rağmen kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira idari para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncel fiyatlar uygulanacak. Sürüş güvenliği nedeniyle İçişleri Bakanlığı denetimlerine tabi tutulan kış lastiği özellikle ağır ve hastalarda takılmaması halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Güvenli bir trafik için doğru lastiği seçin. Doğru lastik sizi yola ve hayata bağlar. Artı 7 derecenin altındaki tüm sıcaklıklarda doğru lastik kış lastiğidir. Güçlü yol tutuşu, daha kısa fren mesafesiyle kış lastiği sizi ve sevdiklerinizi korur. Bir aralığa kadar kış lastiklerinizi taktırın. Ülkemizde her yıl binlerce insan trafikte hayatını kaybediyor. Güvenli bir trafik için doğru lastiği seçin. Doğru lastik sizi yola ve hayata bağlar. Artı 7 derecenin altındaki tüm sıcaklıklarda doğru lastik kış lastiğidir. Güçlü yol tutuşu, daha kısa fren mesafesiyle kış lastiği sizi ve sevdiklerinizi korur. Bir aralığa kadar kış lastiğinizi taktırın. Kış lastiği hayat kurtarır. Üzümlü Belediyesi ve Üzümlü Gençlik Merkezi, ilçede ikamet eden Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerini Kemalye gezisine götürdü. Farklı illerden gelen öğrencilerin stres atmasını sağlayarak diğer ilçeleri de tanımalarına fırsat sunuldu. Gerçekleştirilen ziyaretten oldukça memnun kalan öğrenciler doyasıya eğlendi. Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı gençlere "İyi ki varsınız gençler" dedi. Hocam gezi çok güzel oldu, hem bizim için hem de arkadaşlarımız için bir değişiklik oldu. Ne zamandır hani topluca bir beraber etkinlik yapmıyorduk. Bu gezi hem düzenleyen için, düzenleyenler için hem de yardımı dokunanlar için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5 milyon liradan 7 milyon liraya çıkarıldı. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için ise miktarlar 3,5 milyon liradan 5 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3 milyon liradan 4 milyon liraya yükseltildi. Erzincan Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel, Tunceli Pülümür'de yaşayan engelli Küçük Umut için toplanan yardımları ulaştırdı. Hasta bezi, temizlik malzemesi, gıda ve maddi destekle bulunulan aile teşekkür etti. Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel, maddi manevi desteğini ulaştıran herkese teşekkür etti. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.